2,8 noktasından geçen ve y eşittir eksi 2 bölü 5 x eksi 3'e dik olan doğrunun denklemini bulunuz demişler. Şimdi soruda verilen bilgileri ayrı ayrı inceleyelim. Denklemini bulmamızı istedikleri doğrunun bu doğruya dik olması ne anlama geliyor? Aradığımız doğru bu doğruya dikse eğimi eksi 2 bölü 5'in tersinin negatifi olmalı. Eksi 2 bölü 5'in tersi, evet daha güzel bir renk kullanayım eksi 2 bölü 5'in tersi. Eğer bu doğrunun eğimi eksi 2 bölü 5 ise, buna dik olan doğrunun eğimi eksi 2 bölü 5'in tersinin negatifi, yani 5 bölü 2 olur. Eksi 2 bölü 5'in tersi eksi 5 bölü 2'dir ve bunun negatifini aldığımızda da 5 bölü 2 eder. Aradığımız doğrunun eğimi 5 bölü 2'ymiş. Doğrunun bu noktadan geçtiğinde bildiğimize göre eğim nokta formunu kullanıp denklemi kolayca yazabiliriz. y eksi bu noktanın y koordinatı eşittir eğim. Yani 5 bölü 2 çarpı x eksi buradaki x koordinatı, yani 2. Ve işte bu kadar aradığımız doğrunun denklemini eğim nokta formunda elde ettik. Eğer bunu eğim kesim noktası şeklinde yazmak isterseniz, azıcık bir cebirle y eksi 8 eşittir, bu parantezi açalım, 5 bölü 2 çarpı x, 5 bölü 2 x etti eksi 5 bölü 2 çarpı 2, 5. İki tarafa 8 eklersek, sol tarafta y yalnız kaldı, eşittir. 5 bölü 2x, eksi 5'e 8 ekleyince de 3. Hemen yazalım, artı 3. İşte bu.